Efendim, ne olacak bu konut fiyatlarının hali? Özellikle de kiralar ne olacak? Bu ara çok daha fazla konuşuyoruz. Şimdi özellikle de biliyorsunuz üniversite yerleştirmeleri, ek yerleştirmeler de gerçekleşti. Farklı şehirlere giden öğrenciler, veliler kara kara düşünüyorlar. Oda kiralama sistemi artmaya başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde hani bir haber iletmiştik. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Böyle hani şöyle bir tabir vardır ya, köpek bağlasan durmaz dediğimiz bir odaya İstanbul'da Fatih'ti yanlış hatırlamıyorsam 3500 lira kira isteniyordu. Şimdi hal böyle olunca, yani hem fiyatlar yüksek hem de talepler fazla olunca evler artık 4 artı 0'a dönüşmeye başladı. Nasıl mı? Hani iki oda bir salon deriz ya, o salonda ikiye bölünüp toplamda 4 oda elde ediliyor ve o odalarda kiraya veriliyor. Araya duvar örülüyor, 2 artı 1 daireler 4 ayrı odalı hale getirilerek kiraya veriliyor. İstanbul'da fahiş kiralar nedeniyle barınma kültürü değişiyor. Burası önceden 30 yıllık bir binaydı. 30 yıllık bir bina 2 artı 1 şeklinde 5 kattan oluşan, toplamında bodrum katla birlikte 6 tane daire vardı. Şimdi bina olarak burası oda oda 4 artı 0, 0 artı 5 şeklinde bölünerek oda ebatlarına göre kiraya verilecek. Asgari ücretlinin İstanbul'da barınma ihtiyacını karşılayabilmesi neredeyse imkansız hale geldi. İlçe fark etmiyor. Uygun fiyata kiralık daire bulmak artık çok zor. Özellikle öğrenciler zor bir dönemden geçiyor. Hal böyle olunca dairelerin salonları da ikiye bölünmeye başlandı. Yani artık 2 artı 1 daireler salonları tadilatla 2 odaya çevrilince 4 artı 0'a dönüşüyor. Kiralarsa odaların boyutuna göre değişiyor. Şu anda Mecidiyeköy'deki 5 katlı binanın 5. katındaki 2 artı 1 dairede bulunuyoruz. Ancak burası artık 5 artı 0 olarak uygulanmaya başlanacak ve bu oda 4000 liraya kiraya verilecek. Koridora geldiğimizde hemen sol tarafta ortak kullanım alanı olan bir banyo bizi karşılıyor. Hemen devamında ise sol tarafta küçük bir lavabo daha var. Burası da ortak kullanım olarak kullanılacak. Sağ taraftaki oda ise 5000 liraya kiraya verilecek. Koridorun devamında ise işte bir boşluk mutfak olarak kullanılacak. Sol tarafta ise çamaşır ve bulaşık makineleri yer alacak. Evin diğer kısmına doğru geldiğimizde durum biraz daha farklı. Ev sahipleri araya bir duvar örerek işte bu odayla burayı birbirinden ayırdılar ve buraya sürgülü bir kapı yapılacak ve 9 metrekarelik bu alan kiraya verilecek. Bedeli ise 3000 lira olacak. Odaya doğru geldiğimizde ise daha geniş bir oda bizi karşılıyor ve burası ise 6000 liraya kiraya verilecek. Normal bir binada sen daire olarak kiraya verdiğinde aslında yasal değil ve suç teşkil eder. Dolayısıyla yani o binadaki insanlardan muvafakatname almak lazım gerekir. Tamamı burada tek şahsa olduğundan dolayı o prosedürü de biz bu şekilde açmış oluyoruz. Ortak kullanılan dairelerde kalmanın yasal prosedürü ise daha farklı. Şimdi burada 5 tane oda var. 5 tane oda olduğundan dolayı 5 kişinin de kira sözleşmesinde isminin olması şart. Eğer ismi kira sözleşmesinde yazmıyorsa ev sahibi çok rahatlıkla buradan kiracıyı tahliye edebilir. Yani hiçbir yasal dayanağı yoktur. Daha da baki olması için kira sözleşmesinin resmiyet arz etmesi açısından elektrik ya da su herhangi bir faturayı üzerine alırsa netleşmiş olur. Daha da kira sözleşmesi sağlam olur.